Yıl olmuş 2022. Hala Logitech C920 alınır mı? Abi daha 2022'ye girmedik ama problem olmaz herhalde ya, bir ay var daha. Videonun başında da söylediğim gibi sizlerle birlikte Logitech C920'nin bir incelemesini yapacağız. Nasıl baltasız bir oduncu olmazsa zamanında Logitech C920'si olmayan bir yayıncı olmuyordu ne yazık ki. Yani C920'nin çıktığı dönemlerde ne yazık ki rakibi olan kaliteli bir webcam yoktu. Ben bu kamerayı yaklaşık 2 sene önce neredeyse 350 lira gibi bir fiyata satın almıştım ve 2 yıldır da çatır çatır kullanılıyor. Sapasağlam ve taş gibi de görüntü aktarıyor açıkçası. 2021'in sonlarına, yani 2022 başlarına geldiğimiz bu dönemde bazı ikinci el satış sitelerinde baktığımda fiyatlarının 600 lirayla 1000 lira arasında değiştiğini gördüm. Hatta sıfır almak isterseniz de 1000 liranın üzerine çıkıyor bu fiyat. Ufak bir incelemesini yapacağım. Hiç değilse satın almayı düşünen arkadaşlarımızın aklında bir fikir oluşmuş olacak. Evet arkadaşlar, şimdi teknik özelliklerine gelecek olursak C920 1080p'de 30 fps görüntü aktarımı yapabilen bir webcam. Aynı zamanda 78 derecelik görüş açısıyla özellikle yayın yapan arkadaşlarımız için tercih edilen bir seçenek oluyor. Çünkü webcamlerimiz ne kadar geniş açılı olursa, eğer güzel bir dekore ettiğimiz arka planımız varsa bunu da geniş bir şekilde alabiliyor. Üzerinde bir dahili mikrofonu mevcut fakat kalitesinin çok tatminkar olduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Ortalama 1 metrelik bir açıdan bir doğru bir ses alımı sağlıyor fakat bu yayınlarınızı kurtaracak derecede kaliteli bir mikrofon değil açıkçası. Aynı zamanda hareketlerinizde, sağa sola gidişlerinizde otomatik odaklama özelliği de mevcut. Yakın görüntülerde de size göstereceğim monitörünüzün üstüne veya herhangi bir yere sabitleyebileceğiniz klipsi mevcut ve bu klipsi istediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bu klipsin alt tarafında tripodlara uyacak şekilde vida bağlantı yeri de mevcut. 1,5 metre uzunluğunda USB 2.0 ile bilgisayarınıza bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte hemen bir bağlantı yapacağız. Kameramızı bilgisayarımıza bağlayacağız. Birlikte testini gerçekleştireceğiz. Şimdi Logitech C920'mi bilgisayarıma bağladım. Şimdi birlikte OBS'imize C920'yi ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi OBS'imizde kaynaklar kısmına tıklıyorum, ekle diyorum ve buradan video yakalama aygıtını seçiyorum. Sonrasında tamam diyorum ve buradan HD Pro Webcam C920'yi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi kameramız geldi ama gördüğünüz gibi şey geldi, hani kare biçiminde geldi. Bunu bizim 16'ya 9 yapmamız gerekiyor. Burada da ufak bir trik vermiş olacağım size. Hemen video yakalama aygıtına sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz ve buradan çözünürlük FPS türünü özel olarak seçip buradan da çözünürlüğü 1920'ye 1080 olarak seçerseniz eğer gördüğünüz gibi webcam'inizin boyutu güncellenecektir. Hemen tamam diyelim. Şimdi sizlerle birlikte bir mikrofon testini de gerçekleştirelim. Bu görüntü ve bu ses tamamen Logitech C920'ye ait. Ses deneme 1-2-3-4-5. Ses deneme 1-2-3-4-5. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şimdi bir de ışık testine geçelim. İlk önce sadece ekranımın ışığında bir kayıt alacağım. Bir de odamdaki tavan ışığını açarak deneyelim. Şimdi sadece bir adet softbox'ımı açacağım. Şimdi de benim normal yayın düzenim olan bir adet softbox, bir adet ring light'ı açarak yapacağım. Aynı zamanda da tavan ışığım da kapalı olacak. Gördüğünüz gibi ışıklandırmanın ne kadar önemli olduğunu da burada anlamış olduk. Kameranız çok kötü bile olsa doğru bir ışıklandırmayla görüntünüzü kameranızın el verdiğince maksimum seviyede güzelleştirebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi mikrofonunun çok tatmin etmeyeceğini belirtmiştim ki nitekim de öyle gözüküyor açıkçası. Ama görüntü kalitesi olarak gayet yeterli olacaktır. Yani bir şey diyeyim mi? Aslında bir webcam'e göre hatta 6 yıl önce mi 7 yıl önce mi ne çıktı C920? O kadar eski bir teknolojiye göre aslında gerçekten çok kaliteli ve yeterli bir görüntü kalitesi sağlıyor bence. Ama tabii fiyatını baz alırsak ne kadar uygun onu bilemeyeceğim. O tamamen sizin bütçenize ve kararınıza bağlı olan bir şey. Yalnız piyasaya baktığımızda
300 lira, 400 lira gibi fiyatlara 1080p 60 fps webcamler olabiliyor. Ama burada tabii kaçırdığımız bir şey var. Bu 1080p kameralar gerçek 1080p olmuyor ve tahmin ettiğimizden çok daha kötü bir görüntü geliyor. Ama Logitech'te böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani tabii ki de bir DSLR kamera kalitesi değil, fakat gayet yeterli bir kalite olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim şahsi görüşüm, yeni yayına başlayacak biri için gayet ve gayet yeterli bir kamera olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.